Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size düşük değerdeki benim en sevdiğim, en çok oynadığım premium game'i göstermek istiyorum. Graphspee. HSF yazmasına bakmayın. Normal Graphspee ile aynı neredeyse. Sadece ekstradan kamuflajı var. Şimdi bu Graphspee'nin arkadaşlar şöyle bir olayı var. Gemi diğer 7 savaş gemisi silahlarına sahip. Charnos gemisinin silahlarına sahip. Hatta Charnos 43 geminiz varsa silahları kontrol edebilirsiniz. Tamamen aynı silahlar. Şimdi böyle bir silah avantajına sahip olunca geminin hasar kabiliyeti uçuyor. Yani rakip kruvazörleri yok etmek için muhteşem bir gemisiniz ama Alman gemisi olduğunuz için mermilerinizin dağılımı kötü. O yüzden şanslısanız biraz canınızı yakabiliyor. Ancak kesinlikle gücümsenemeyecek bir ateş gücünüz var. Tek sorun işte ateş gücünüz var ama hala bir kruvazörsünüz. O yüzden zırhınız kötü. Çok kolay köşk yiyebiliyorsunuz savaş gemilerinden. Buna dikkat etmeniz lazım. Ancak arkadaşlar doğru bir şekilde oynayabilirseniz şu silahlarla kruvazörleri paramparça edebiliyorsunuz. Bir de şöyle bir build yaptım ben. Daha doğrusu biraz daha iyi build önerim de var size ama. Ağır AP mermiler bence bu gemide mutlaka olması gereken kabiliyetlerden bir tanesi. Silahlarınızın zırh delici hasarını arttırıyor. Bakın 8820'ye çıkmış benim zırh delici mermilerimin hasarı. Bununla beraber ben birinci sınıf nişancı kullanıyorum. Şimdi birinci sınıf nişancıyı neden kullanıyorum? Neden gidip gizlenme uzmanı almadın diyebilirsiniz. Arkadaşlar birinci sınıf nişancı zırhların aksine kruvazörlerde aldığınız zaman bu kabiliyeti geminizin standart atış menzilinde birisi olduğu zaman atış süresini düşürüyor. Zırhlılarda da böyle bir kabiliyet var ama zırhlılarda ikinci top menzili için geçerli. Yani bunu kruvazörlerde çalıştırmak çok daha kolay. Bir de düşük diğer kruvazörde daha da kolay çünkü mapler küçük. O yüzden dedim ki gizlenme uzmanı almak yerine ben bunu alayım. Toplarım %8 daha hızlı ateş etsin. Ki o %8'lik hasar avantajı az değil arkadaşlar. Ağır AP mermileri de katınca hasar kabiliyetiniz bayağı artıyor. Bir de zor ölüm almak yerine eğer gidip adrenalin patlaması alırsanız hasar potansiyeliniz cidden uçar. Yani şu kabiliyet aktif değilse siz adrenalin patlaması açıksa yükleme sürenizi 20 saniyeden şöyle 17 saniye falan düşürebiliyorsunuz. Hatta 16,5 bile olabilir. Üstüne bu da açıksa neredeyse 15 saniyede atış ediyorsunuz. Yani bir savaş gemisi toplarını o savaş gemisi toplum savaş gemisi olarak kullanan gemiden neredeyse %30-35 daha hızlı şekilde ateşleyebiliyorsunuz. Hasar potansiyeliniz arkadaşlar o kadar artıyor. Bence kullanılabilir bir komba yani. Şimdi bu geminin diğer avantajlarına bahsedeyim. Sonrasında hemen oyuna geçelim. Geminin 3 tane kabiliyeti var arkadaşlar. İsterseniz hücre kritik arama alıyorsunuz. İsterseniz uçak sağa savunma atışı alıyorsunuz. Bunu alacak birisi yoktur diye düşünüyorum. Yani bununla işte siz torpidolardan vesaire kaçınabilirsiniz. Gemi tespit edebilirsiniz ama şöyle bir sorun var arkadaşlar. Bu gemi ne kadar hidroakustik araması olsa da işte muhriplere karşı savaşabileceğiniz bir gemi değil. Rakip işte kruvazörlere ya da zırhlara karşı kullanmanız lazım. Çünkü toplar savaş gemisi topu olduğu için yükleme süreleri çok uzun. Yani normalde 20 saniye. Rakip muhripleri yok edebilmek için de toplarınız çok ağır. Onlara karşı patlayıcı mermiye çevirmeniz lazım. O zaman sadece güzel hasar verebiliyorsunuz. Zırhlı mermilerinin savaş gemisi mermisi gibi çok az hasar veriyorlar. O yüzden muhripleri yok etmeyi takımınızdaki diğer gemilere bırakmanız lazım. Siz rakibin kruvazörlerini yok edeceksiniz. Kruvazörler bittikten sonrasındaysa iyi bir açı yakalayabilirseniz savaş gemilerine köşk atmaya çalışabilirsiniz. İkinci kabiliyet. Avcı uçağı ya zaten her gemide var neredeyse artık. Bir de onarım ekibi var. Onarım ekibi de eğer köşk yemezseniz dikkatli bir şekilde hayatta kalabilirsiniz. Sizi iyileştirebilmek için bayağı işe yarıyor. Yani gemi tamamen rakip kruvazörlerle savaş. Ölmezsen işte kendini iyileştir. Onları silahlarınla tekle başka hedefe geç şeklinde. Şöyle oyuna girelim arkadaşlar. Bu gemiyi siz de görün. Ve bakalım karşıya ne gelmiş diyecektim. Yani bizim şansımız arkadaşlar. Kruvazör yok etme amaçlı gemimizse karşıda sadece 2 tane kruvazör var. 5 tane savaş gemisi, 4 tane muhrip. Muhriplere karşı yani bu gemiyle cidden yapabileceğimiz pek bir şey yok. Yani en iyi senaryoda mermilerimiz çok fazla dağılmadığı senaryoda bile ya patlayıcı mermilerle arkadaşa verebileceğimiz hasar sınırlı. Burada her türlü dağılır ya. Hiçbir şekilde 6 tane mermiyi bir muhribe vuramayız. Birazdan göreceksiniz mermiler çok dağılıyor. Tam sadece kruvazör vurmak için. Tam kruvazör vurmak için demeyeyim de sadece kruvazör vurmak için. Şimdi. Ama fırtına olması iyi. Eğer fırtına olursa böyle görüş açısı düşerse bizim için iyi. Çünkü o zaman bu geminin söylemediğim bir diğer avantajı 8 kilometrelik torpidosu. Bütün Alman gemilerinden farklı. Hem de yakın mesafede savaşabilmek bizim için süper olur. Rakip kruvazörlerden birini yakalarsak, hatta zırhlıyı bile yakalarsak öldürebiliriz teke tekte. Tek sorun dua edelim de işte bir muhribe denk gelmeyelim.
Çünkü zırhlı mermiden patlayıcı mermiye geçeceğiz de muhribe vuracağız da. Ondan torbide yemeyeceğiz de. Doğrusu torbide yememe şansımız var ama hani işte. Savaşı kazansak bile bizim için çok fazla uzun süreceği için çok can kaybedeceğiz gene. Böyle C'ye doğru gitmeye çalışalım. Şimdi C'de adanın arkasına falan saklanıp bir tane kurbazörü yakalamaya çalışabiliriz C'de. Kendimizi iyi saklayıp bir kurbazörü aniden çıkabilirsek küçük vurabileceğimiz bir zamanda güzel olur. Ama işte mermiler arkadaşlar yine şansa bağlı. Siz tamamen güzel nişanlarsanız da yanlış ülkeyi vurabilir mermiler. O yüzden çok fazla umutlanmamak lazım. Ama işte bunlara rağmen ben bu arada ama fazla ama dedim. Ha, bize ama sarayıcı lazım. Hala benim en sevdiğim gemilerden bir tanesi. Çünkü mesela 3-4 tane oyun kötü geçebiliyor cidden. Ve böyle muhrip dolu oyunlar. Kurbazörün olmadığı oyunlar. Ama iyi oyunlara denk geldiğinizde de çok eğleniyorsunuz. Diğer gemilere göre çok daha fazla. Bu arada TR7 oyun olmasaydı o da dahil olurdu biliyor musunuz? Map de büyük oluyor çünkü böyle. Neyse yerimize doğru gidiyoruz şimdilik. Şu uzun menzilli gemilere dikkat etmemiz lazım zırhlılara. Nagato gibi. Uzaktan bize bir köşk atarlarsa direkt yarı cana ineriz. Zor ölümü alma sebebim benim buydu aslında. Gemi çok kolay sarılabiliyor. Tek yiyebiliyorsunuz. O tek gemileri azaltmak için ama. Şimdi C'ye yaklaşamayacağız değil mi biz böyle? İhtimal sağ bir şekilde C'ye giremeyiz. Patlayıcı mermiye çevireceğim. Vurabildik mi? Vuramadık. Zaten vurabilmeyi beklemiyorum arkadaşlar cidden. Bizim zırhlar puşlamıyor. O zaman bize dönelim. Puşlasak yenebilir miyiz? Zaten ben de emin değilim. Nagato var. Heinrich var. Yaşıyoruz. Vuracağız mı? Ah be. Bu arada vurabilirdik biliyor musunuz? Bir mermi önüne bir mermi arkasına gitti. Yani Alman topunun zayıflığına geldik biraz. Neyse. Belki bir vuruş daha çıkar. Şimdi bu Agasta bu arada. Tamam. Hadi oğlum. Z'ye basayım görünelim dedik de yine kıl payı ıskaladık büyük ihtimal. Neyse sorgulamayacağız. Biraz daha şöyle geriye doğru atmaya çalışayım. Hele şükür. Delebildiğimiz mermi de 700 vurdu. Bakın o kadar mermi arkadaşlar kıl payı ıskaladı. Vurabildiğimiz de 700 vurdu. Yani bu gemi bu yüzden muhriplere karşı kullanmamanız lazım. Ama vurabileceğimiz başka bir şey var mı? Yani şu zırhlıya sıkarız birazdan. Yok. Bakın o mermiler de tutabilirdi. Ama Alman topu. Yakmayı söndürdü direkt. Başka birisi öldürür onu. Biz şu adamı yakalım. Geri geri gidiyor bu arada Henrik. Biz de şöyle gidelim biraz. Yangın çıkmadı. Bu arada bizim yangın çıkan betonumuz kaç? %21. Felaket değil. Güzel. Rakip muhriplerin hepsi intihar moduna girdi. O yüzden yani biraz kolay bir oyun olacak ama. Olduğu kadar valla. Şu zırhlara yaklaşıp böyle zırhtayıcı topları kullanmak istiyorum. Ve bu oyunu kazandığımıza göre biraz zorlayabiliriz o şekilde. Şimdi burada zorlayabileceğimiz birisi var mı? 3 tane gemi var. Oraya hiç gitmeyelim. Adam sola dönüyor bu arada. Çaktırmayın.
Ateş ederken fark ettim sonra gittiğini. New Mexico'ya menzilimiz yetmiyor. Buraya devam. Şimdi strateji'ye geçeceğim. Çünkü bence güzel bir açı bulabiliriz. Adam yine mi sağa döndü lan? Yo. Mermi biraz. Beklerimden çabuk herhalde. Evet. Bak şimdi mesela güzel bir açıdayız şu anda. Eğer dikkat edip intihar etmezsek o adam bize her an topunu çevirebilir. Güzel bir hasar çıkartabiliriz. Hadi oğlum. Bu arada intihar edeceğim açıda gidiyorum. Çaktırmayın. Şöyle dönelim. Gelmesi lazımdı merminin ama 900 vurduk. Overpen. Hadi bir tane daha. Hadi oğlum. Bize döndü bu arada. Ha yok, vazgeçtim. Yapma be. Ama 11k güzel hasar. Bu kurvazör olsaydı arkadaşlar şöyle dururken direkt tek atabiliyorsunuz kurvazörlere. O yüzden bu gemiyi seviyorum da. Hani savaş gemilerine karşı işte o şansımız çok fazla yok. Geri kaçmayalım. O adam nasıl olsa aynı şekilde kalıyor. Hiç delemedik. Bu işte beklemediğim bir şeydi. Şimdi kendimizi iyileştirelim. Nagato'yu büyük ihtimalle öldürdüler. Böyle Nagato'yu ben sıkmak istemiyorum ama sıkmak zorunda kaldım. Çünkü takım öldüremezse o Nagato bize çok fazla geçirecek. Ve öldüremiyorlarmış. İyi ki sıkmışız. Şimdi Heinrich hedefimiz. Aa dur, Hobart da var. Hobart neredesin lan? Hobart hedeften çıkıyor. O zaman Heinrich. Biraz daha yapalım. Alman topları. Alman topları. Bir hani diyeceğim ki arkadaşlar, biz kötü nişan aldık olsa, mesela erken nişan almış olsak mermilerin hepsi erkene düşer değil mi? Ancak bir mermi önüne bir mermi arkasına düşüyorsa yani bizim nişan aldığımız yer yanlış olamaz. Hadi oğlum. Bu sefer acıyın bize. Yok. Acımak yok. Bize köşk haram. Çok zor ama belki bir tane. Olsun, en azından vurduk. Şimdi kurvazörü yakalayabilirsek güzel hasar vurabiliriz. Bir tane daha savaş gemisi de var. Doğrusu New Mexico biraz zırhlı bir gemi ama. Hobart. Lütfen Hobart, çık ortaya. Kapışalım seninle. Doğrusu Hobart'tan önce bu adama sıkacağım. Çünkü Hobart'a sıkamayacağız belli bir süre. 5800 güzel. Zaten 42.000 canımız var. Neredeyse canımızın hasarına geldik. Tamam. Kendimizi tamir edelim. Adam sizin içerisine pusmuş. Hadi oğlum. Bak 9 kilometrede çok kötü değil. Olsun 8300. Bu arada diğer zırhlıyı öldürürler dedik arkadaşlar. Bıraktım ama öldüremiyorlar. Yani yine bizim nişan alıp öldürmemiz lazımmış. Geçen videoda birisi yazmıştı ya, diğerlerini maymun gibi görmen lazım diye. Onu yapmamız gerekiyor aslında da işte yapamıyorsun. Bir yerde diyorsun ki lan öldürürler herhalde. O kadar da değillerdir ama her seferinde o kadar olmayı beceriyorlar. Şu adama lan mermi çabuk çabuk. Köşk atabiliriz bu arada arkadaşlar. Neden ya? Neden oyun ya? Heh. Neden overpen? Bu arada adam köşk atmaya çalışsa bize az önce çok rahat öldürmüştü. Benim de artık öğrenip biraz daha geriye nişan almam lazım New Mexico'ya ama öğrenemedim. O kadar çok sinirlendim ki. Kurvazör adanın arkasına kaçtı. O yüzden bir vuruşluk daha canımız var. Hadi bakalım.
Ama torpidolarımız vurabilir. Haydi koşlar. Canımızın hasarını geçtik zaten 42 binde. Bunu da alalım. Öldüremedik. Neyse. Ama olsun ya, 68 bin hasar güzel bence. E bir de bu maçta 4 tane oyuncuyu daha biz hiç bulaşamadan öldürdükleri için hasarımız da biraz kısıtlı oldu ama gördüğünüz gibi arkadaşlar gemi güzel. Ben seviyorum. O yüzden her zaman da önereceğim. Ama işte şuna dikkat edin. Çok fazla para vererek almayın. Sakın böyle açık arttırmadır. Yüksek işte açık arttırma dışında neydi oluyor? Bazen çok değerli paketlere koyuyorlar böyle kumar paketlerine. Hani kutu açtıkça gelme ihtimali olan o tür yerlerden almaya çalışmayın. Normal bir şekilde markete gelirse isterseniz alabilirsiniz. Eğlendiriyor gemi. Yani böyle kötü oyunlarda bile, provizörü bulamadığınız oyunlarda bile iyi hasarlar çıkarabiliyorsunuz. O yüzden öneriyorum deyip burada bitirelim. Sizin aklınızda kalan, sormak istediğiniz bir şey varsa yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.